Elif Çakır: Başkanlık tamam da kuvvetler ayrılığı nerede? AK Parti'nin MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin hassasiyetlerini gözeterek yazdığı anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor. AK Parti milletvekillerinin teklife yönelik tek ve güçlü itirazları yedek milletvekilliliği hususunda olmuş. Hal böyle olup da buradan Ankara'ya bakınca ortaya şöyle bir manzara çıkıyor. AK Parti milletvekilleri, hadi AK Parti'nin sevdiği şekliyle de söyleyelim, milletin vekilleri ülkenin ve milletin geleceği değil de kendilerinin gelecek kaygısı ve telaşı içindeler. Ki AK Parti de ivedi bir şekilde milletvekillerinin bu kaygılarını giderecek düzenlemeyi yapacağını söylemiş. Oysaki kriz yedek milletvekilleri değil teklifteki daha hayati konularda çıkmalıydı. Milletin vekilleri olduklarını görebilmeliydik. Peki, Türkiye'nin kaderini, geleceğini derinden etkileyecek olan anayasa değişikliği teklifindeki tek arizi durum bu mudur gerçekten? O halde AK Parti'nin kurulmasında emeği ve katkısı olan Başbakan Danışmanı, Başbakan Müsteşarı ve sonrasında iki önemli bakanlıkta görev yapan Profesör Doktor Ömer Dinçer'e kulak verelim. Sayın Dinçer dün Habertürk'teki köşesine anayasa değişikliği teklifini ve çok önemli bir soruyu da yazısının başlığına taşıdı. Soru şu, anayaza teklifinde kuvvetler ayrımı nerede? Dinçer'in yazısını mümkün mertebe alıntılayacağım elbette. Çünkü önemli. Ve fakat şunu söylemem gerekiyor ki, Ömer Dinçer yazmak istediğim yazının ve sormak istediğim sorunun alasını yazmış ve sormuş. Eminim sadece benim değil, pek çoğumuzun düşüncelerine ve endişelerine tercüman olmuştur. Bir parantez açalım. Ömer Dinçer, devletin çekirdeğini iyi bilen, Türkiye'nin neden bir sistem değişikliğine ihtiyacı olduğunu anlatabilecek en iyi isimlerden birisi. AK Parti'nin iktidara geldiği o ilk yıllarda görev yaptı. AK Parti'nin açıktan düşmanlaştırıldığı dönemde gazetelerin kara manşetlerinden düşmedi. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında hedef alınan isimdi. Zira Dinçer'i ilk fark eden vesayetçi odaklar statükonun bekçileri oldu ne yapmaya çalıştığını fark ettiler. Eğer Ömer Dincer'in hayata geçirmeye çalıştığı kamu reformu yapılabilseydi belki de yaşadığımız pek çok sorunu yaşamamış olacaktık. Parantezi kapatalım. Ömer Dincer'in şu sözlerine kulak vermek gerekiyor. Her hukuki düzenlemenin bir beklenen amacı vardır. Ancak bazen çıkarılan yasalar umulan amacın dışında beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Beklenmeyen sorunları çözmek için yeni yasalar çıkartılır. Bu kısır döngü bürokrasinin doğması ve hukuki katılıkla sonuçlanır. Meclise sunulan teklif ise beklenen amacın ve beklenmeyen sorunların dışında açıkça tahmin edilebilecek sorunlarında barındırıyor. Teklifte mevcut fiili duruma hukuki bir çerçeve kazandırma çabası öne çıkmış. Bu yaklaşım bugün yaşanan sorunların müzminleşeceği, üstelik yeni sorunların da çıkacağı anlamına geliyor başbakanlığı kaldırmak ve bakanlar kurulunu meclis dışından oluşturmak anayasal erkler arasındaki ayrımı daha da belirsizleştiriyor. Var olan yapıda bile anayasal güçler arasında kuvvetler ayrılığı tam sağlanamıyor. Demokrasiyi korumak için kuvvetler arasında denge ve denetim mekanizmasını güçlendirmek ve tek adama gidecek yolları kapatmak gerekir. Cumhurbaşkanının partisi mecliste çoğunluğa sahipse yargı bağımsızlığı tartışmalı hale gelmez mi? Ben bu kadarını alıntılayabildim. Eğer siz Profesör Doktor Ömer Dinçer'in dünkü anayasa teklifinde kuvvetler ayrılığı nerede? Başlıklı yazısını okumadıysanız mutlaka okuyun. Umarım Ömer Dinçer'in sorduğu kuvvetler ayrılığı nerede? sorusu ve altını çizdiği diğer hususlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhatap bulur. Ve umarım anayasa değişikliği teklifini yazanlar iş işten geçmeden teklifi yeniden gözden geçirirler. Ve Türkiye'nin geleceğini, kaderini derinden etkileyecek bu hususu düzeltirler. Son sözde Ömer Dinçer'in yazısından olsun. Katılımcı bir demokrasi için mücadele vermiş AK Parti'nin bunu başaracağını umuyorum. Ben de, ben de. Elif Çakır